Klasik TV'den mutlu günler. Haftanın ekonomik gelişmelerini değerlendirdiğimiz Politik Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bu hafta İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Aybar'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Devent Hocam iyi yayınlar. Teşekkürler hocam. Hocam gündem yoğun. Hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında hem Türkiye tarafında hareketli bir hafta geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Amerika tarafında teşvik paketi ne olacak, nasıl olacak? Onu takip edeceğiz. Bütün dünya piyasaları onu bekliyor. Bir taraftan yine bir Wall Street ve Main Street tartışmasının içindeyiz Amerika'da. Bir Occupy Wall Street hikayesi yeniden başladı. Avrupa'da da kapatmalar var. Ekonomiler yeniden kapanmaya başladı. Sınırlar kapatılıyor. Fransa Avrupa Birliği ülkeleri hariç diğer ülkelerle giriş çıkışı yasakladı. Türkiye'de enflasyon raporunu gördük. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal enflasyon raporu toplantısı düzenledi. Basın toplantısında hem raporu tanıttı, rapora ilişkin bir sunum yaptı. Hem de soru cevap kısmında merak edilen sorulara cevaplar verdi. Biz de hepsini yakından takip ettik. Hocam dilerseniz Türkiye'den başlayalım. Çünkü Türkiye'deki durum biraz daha can alıcı noktada. Çünkü bir taraftan Merkez Bankası yüksek faiz ve sıkı para politikası kapsamında devam ediyor ve devam edeceğini de söyledi. Bir taraftan da pandemi ve ekonomi üzerindeki etkileri devam ediyor. Orada da ekonominin ihtiyaçları var. Şimdi ikisi arasında nasıl bir denge oluşacak ona bakacağız. Hocam enflasyon raporunda ne gördünüz? İçerikte dikkatinizi çeken şeyler nelerdi? Öyle başlayalım istiyorsanız. Levent Hocam, uzun zamandır Merkez Bankası'ndan bu kadar profesyonelce hazırlanmış bir enflasyon raporu görmemiştik. Bu aslında insanların aklına gelen soruların birçoğunu cevaplayan bir enflasyon raporu gibi duruyordu. Tabii görsellik itibariyle bütün o sunumlarla falan gayet profesyonelce bir Merkez Bankası enflasyon raporuyla karşı karşıyaydık. İşte soru cevap kısmında da bir takım konular gündeme geldi. Onlar cevaplanmaya çalışıldı. Bu işin bir yanı. Tabii Merkez Bankası elbette bünyesinde çok iyi iktisatçıları topluyor. Çok işte mesleğinde başarılı olmuş insanlar çalışıyor Merkez Bankası'nda. Bütün bunları kabul etmemiz gerekiyor. Tabii aynı zamanda Merkez Bankası diğer merkez bankaları gibi belli bir takım varsayımlarla hareket eden bir takım modeller üzerinden çalışıyor. Şimdi benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi Merkez Bankası'nın veri bağımlılığına devam edeceği. Yani işte bakıyor ihracat konusunda Avrupa Birliği ile yapılan ihracat düşmüyor. Aynı şekilde devam ediyor. Hatta belli bir miktar artmış durumda. Yani pandemiye ve daralma koşullarına rağmen. Aynı zamanda bu sıkı para politikası uygularken kurların aşağı yönlü hareket etmesi, Türkiye'deki işte ithalatın ucuzlamasını, daha doğrusu ithalata destek verici bir durum yaratıyor. Ama mesela ihracat konusunda da o kadar darbe yaratmıyor. Yani ihracatı düşürmüyor. Dolayısıyla bütün bunlara bakarak o veri bağımlılığı üzerinden Merkez Bankası daha dinamik para politikaları uygulayacağının sinyallerini veriyor. Tabii bakın Levent Hocam, şimdi biz iktisatçılar düşüncelerimizi belli modeller etrafında oluşturuyoruz. Ve bu modellerin nasıl oluştuğu, daha doğrusu bir takım varsayımlarımızı o modellere göre ortaya koyuyoruz. Şimdi Merkez Bankası'nda da böyle bir modelleme olayı var tabii. Yani birincisi paranın tanımından hareket ederek bakarsak, işte paranın eksojen olarak tanımlanması, paranın fiyatının ve miktarının belirlenmesinin enflasyon üzerinde etkisi olacağını, yani enflasyonla mücadele ve o hedeflere vurmak konusunda bu araçların kullanılmasının etkili olacağı anlayışından hareket ederek Merkez Bankası parasal bir sorun olarak gördüğü enflasyonla mücadeleyi de gene parasal bir takım düzenlemelerle gerçekleştireceğine, başarılı olacağını düşünüyor. Ve bunu kabul eden pek birçok iktisatçı var. Birçok iktisatçı da böyle bir yaklaşımın yanlış olabileceğini düşünüyor. Yani şimdi Merkez Bankası'nın o
veri bağımlılığı, veri bağımlılığının üzerinden kurguladığı modellerin, o modellerin içerisinde onları oluşturmak için kullandığı varsayımlar, bütün bunlar belli bir ortodoksinin de çok ortodoksiye bağlılığı artık had safhaya çıktığını gösteriyor. Tabii herhalde Merkez Bankası şöyle düşünüyor. Enflasyon hedeflemesi yapıyorum. Bu hedeflere vuramayacağım. Ama vuramayacak olsam bile bu hedeflere doğru bir takım işte adımlar atacağım. Onlara doğru ulaşacağım. Artık uzun, mesela 2023 ve sonrasında bugünden hedef olarak koyduğu %5 enflasyon haddine ulaşmak konusunda adımlar atılacak. Ama o zamana kadar kim bilir neler olacak. Yani bunları da ben para politikası uygulayarak yapacağım. O para politikası uygulanmasını da ortodoks modelleme tanımları üzerinden yürüteceğim. Ama bunların da kendi başına başarılı olması mümkün değil. O zaman başka şeylerin de gerçekleşmesi lazım. İşte maliye politikalarının gerçekleşmesi gerekiyor. Bir şekilde hazine ve maliyenin de bu yönde adımlar atması, bu biz parasal daralmaya giderken diğer yandan işte üreticiyi, üretici kesimleri, yatırımcıyı cezalandırmamak için ya da orada karşılaşılan güçlükleri hafifletmek için maliyenin de genişletici bir takım uygulamaları getirmesiyle ancak hem ekonomiyi çok fazla hırpalamadan hem de enflasyonla mücadeleyi parasal alanı Merkez Bankası'nın üstünde olmak üzere gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Ben bu yaklaşımın son derece sorunlu olduğunu düşünüyorum Levent Hocam. Çünkü biliyorsunuz Merkez Bankası evet bankaların bankası, devletin bankası ve enflasyonla mücadele onun profesyonel mesleki görevi. Ancak bunu yaparken başka değişkenleri de mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor Merkez Bankası'nın. Yani çok dar anlamda tanımlanmış bir görev yükümlülüğüyle ekonominin nasıl idare edileceği ve onun parasal boyutunun nasıl idare edileceği aslında kendi içerisinde çok çelişkili bir takım dinamikler de taşıyor. Örneğin işte bu daraltıcı para politikaları toplumun belli kesimlerine ciddi miktarda kar transferleri gerçekleştiriyor ve bunun üzerinden gelir dağılımı eşitsizliğinin artması söz konusu olabiliyor. Merkez Bankası sanki böyle bir durum yokmuş gibi davranabilir. Çünkü bir yandan o enflasyon hedeflemesini gerçekleştirmek için yola çıkmış durumda. Gelir dağılımının ne kadar düzgün olup olmadığı onunla çok fazla ilgili değilmiş gibi durmasına rağmen attığı adımlar bunu, yani gelir dağılımı bozulmasını teşvik edebiliyor. Şimdi tabii ilk girerken Levent Hocam şunu da söylediniz siz. Pandemi döneminde yaşıyoruz. Yani hem küresel düzeyde hem ülke özelinde ciddi daralmalar da, ciddi meydan okumalar da karşı karşıyayız. Ve bu meydan okumaları örneğin gelişkin ülke ekonomileri parasal genişlemeyle karşılarken biz tam tersi bir politika uygulayıp daralmaya, yani parasal daralma üzerinden bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Ve bir yandan parasal daralmayı bu fiyat mekanizması, yani faizlerin reel getirisini yüksek düzeyde tutmak üzerinden inşa ederken bir yandan da kredi musluklarının daralması, kapatılması söz konusu. Ki o ya bir şekilde ekonomiyi, yani daralan bir ekonomiyi daha da daraltarak daha düşük fiyat seviyelerinde ama büyümekten biraz da vazgeçerek farklı bir noktada dengeye getirme politikası bu. Bunun getireceği toplumsal yükümlülükler çok ağır olabilir. Hem işsizlik anlamında hem biraz önce bahsettiğim mekanizma içerisindeki gelir dağılımının bozulması anlamında. Bu yükümlülükler çok ağır olabilir. Merkez Bankası'nın da bir gözünü mutlaka buna dikmesi lazım. Ama Merkez Bankası'nın şöyle bir ayrıcalığı da oluşmuş durumda. Yani bağımsız olması ve kendi kredibilitesinin inşasını işte ön plana çıkartmakla bir o bağımsızlık içerisinde kendisini ayrıcalıklı bir konum elde etmiş durumda. Şimdi bu ayrıcalıklı konumu kullanmak suretiyle işte özellikle küresel düzeyde
ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin o parasal genişlemesinin sağladığı para miktarının çoğalmasının bir kısmının işte döviz şeklinde Türkiye'ye akması, gelişmekte olan ülkelere akmasının sağlanmasının optimal olabileceği bir dönemde bu şekilde daraltıcı önlemlerle ortaya çıkmak hem yani ülkenin ekonomik büyümesini, istihdam yaratmasını, yatırımlarını, ihracatını olumsuz etkileyebilecek dinamikleri de harekete geçirebilir. Şu ana kadar gördüğümüz döviz kurlarında belli aşağı yönlü bir hareketlenme var. İşte 7.30 civarına çekilmiş durumda dolar Türk lirası kuru. Bu 7.30 civarına çekilmiş olması aynı zamanda Türkiye'deki Türk varlıklarının yabancılar nezdinde çekiciliğinin artması anlamına da geliyor. Ama aynı zamanda şöyle bir şey var. Bankacılık kesimine baktığımızda döviz mevduat hesaplarında bir çözülmenin olmadığını görüyoruz. Yani dolarizasyon bu para politikası sayesinde engellenmiş değil. Bu da ne anlama gelir? Herhangi bir ters şeyde, akımda dolar kurunun tekrar yukarı yönlü hareket edebileceği ve çok hızlı o enflasyona geçişkenlik yaratan mekanizmasını tekrar harekete geçirebileceğini, kolaylıkla tekrar harekete geçirebileceğini gösterir. Tabii bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Merkez Bankası şimdi kurun, yani faizin artmasını pas etmekle, bunu geçiştirmekle şu bugüne kadar almış olduğu o kararları etkisinin ne olduğunu biraz da izlemek istiyor herhalde. Biraz da dünyayı izlemek istiyor. Bir şey daha ekleyeyim. Burada bilmiyorum, geçenlerde sizinle konuşuyorduk galiba. Bu şekilde daraltıcı para politikası merkezin rezervlerini de acaba ne kadar arttırdı? Şimdi kaçınılmaz olarak beklenen şey merkezin rezervlerinin artması. Tam o rezervler belli miktarda arttı ama beklendiği kadar büyük miktarda artmadı. Ama bu şekilde işte daraltıcı para politikası üzerinde ısrar etmesinin acaba Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemlerde rezervlerini kuvvetlendirerek daha güç koşullarla karşılaşma ihtimalinin yükseldiği, özellikle aşının dağıtımı konusunda ortaya çıkan güçlükler bu pandemiyle mücadele sürecinde bunun ortaya çıkmış olması, artı mutasyona uğramış bir virüsle baş etme zorunluluğunun getireceği kısıtlayıcı önlemler acaba Merkez Bankası'nı başka bir kriz dalgasına karşı daha temkinli olmak için rezervlerini güçlendiriyor, onu mu yapmaya çalışıyor konusunda soru işaretleri de getirmiyor değil insanın aklına. Tabii merkez yani 2023'e kadar %5'e vuracağını, hedefine ulaşacağını söylüyor. Ama 2023'e kadar çok uzun süre var. O zamana kadar kim bilir ne dinamikler devreye girecek, neler devreden çıkacak. Tabii bu bir yandan da merkezin bekle gör, biraz da oyalama taktiği gibi duruyor. Zaten soru cevap kısmında Sayın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın söyledikleri de birazcık o bekle gör stratejisinin yansımaları gibiydi. Yani benim gözlemlerim bunlar şu ana kadar. Hocam çok haklısınız. Ben hem Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu detaylı okudum, hem Sayın Başkan Naci Ağbal'ın sunumunu izledim. Sonra tekrar sardırdım, bir daha izledim. Ne diyor? Not olarak izledim. Soru cevap kısmını iki kez dinledim. Ve bendeki oluşan kanaat şu yönde. Merkez Bankası bir şekilde döviz kurunu aşağıya indirmenin, döviz kurunda yani o dolar TL'de özellikle döviz kurunu aşağıya çekmenin bir başarı olacağına kanaat getirmiş gibi bir algı oluştu bende. Çünkü hem sunumda hem raporda döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisine fazlaca değinilmiş durumda. İşte grafikler var. Bir takım
işte modeller, kutuların içinde bir takım modeller var. Bazı işte çalışmalar var. Yani akademik değil gördüğüm kadarıyla o çalışmalar. Yani daha böyle işte tahmin gibi atıflar var. Oralarda hep şunu görüyorum ben. Ya biz bu döviz kurunu baskılarsak, ters dolarizasyonu da sağlarsak enflasyon da düşecek gibi bir algı var. Hatta soru cevap kısmında gıda fiyatları ile ilgili bir yorum vardı. Gıda fiyatlarının, gıda enflasyonunun enflasyona oluşturduğu baskı ve bununla ilgili Merkez Bankası'nın ne yapacağı soruldu. Aslında beklenen cevap şu olması lazım. Merkez Bankası'nın gıda enflasyonuna yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü parasal aktarım mekanizması, para politikasıyla gıda enflasyonuna bir şey yapma şansınız yok. Bu cevabı bekledik ama onun yerine Sayın Başkan Abal, işte biz kalıcı, yani gıda fiyatlarının enflasyon üzerinde kalıcı etki bırakacağına kanaat getirirsek gerekli reaksiyonu veririz dedi. O reaksiyonu duyamadık. Hani ne olabilir? Açıkçası ben literatürde onu görmedim, bilmiyorum. Merkez Bankası gıda fiyatlarına nasıl bir reaksiyon verebilir? O kısımda birazcık bence bir kopukluk var. Yani bu döviz kurunu ve gıda enflasyonuna baktığımızda orada kutulardan, yani enflasyon raporunun içerisindeki kutulardan bir tanesinde işte gıda fiyatlarındaki ithal ürünlerin döviz riski de döviz riski olarak oraya birleştirilmiş. Yani biz döviz riskini çözersek bütün bu iş çözülecekmiş gibi bakış açısı var. En azından ben öyle anlıyorum. Şimdi buradan yola çıktığımızda şöyle bir şey var. Benim aklıma şu geliyor. Evet, biz resmi olarak enflasyon hedeflemesi rejimi uyguluyoruz. Ama bu enflasyon hedeflemesinde döviz kuruna sanki hak ettiğinden daha fazla ehemmiyet gösterip üstü kapalı bir döviz kuru hedeflememiz mi var diye benim aklıma geliyor. Çünkü hem rapordan hem konuşmadan hem soru cevap kısmından ben böyle bir kuşkuya kapıldım. Şimdi burada hocam sizinle de dönem dönem yaptığımız müzakerelerde bu Merkez Bankası bağımsızlığı, merkez bankacılığının ne olduğu, özellikle gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ekonomiler arasındaki farklara bakıp bunlara ilişkin müzakerelerde bulunuyoruz. Onun rahatlığıyla belki sizden şunu da duymak istiyorum. Yani bu gelişmekte olan ekonomilerin gelişebilmeleri için önündeki patikayı acaba biz hiç tutturulamayacak, tutturulması mümkün olmayan enflasyon hedefleriyle tıkıyor muyuz? Mesela Türkiye için niye 5? Mesela niye 6 değil? Niye 4 değil? Niye 5? Ya acaba biz şunu yapsaydık, yani enflasyon hedefini %8 koyup daha reel politikalar uygulasaydık. Şimdi %5 2023'te de tutmayacak. Hani ben buradan söylüyorum. Niye söylüyorum bunu? Yani neden bu kadar rahat söylüyorum %5'in 2023'te de tutmayacağını? Bir kere Türkiye gelişmekte olan bir ekonomi ve büyümek zorunda. Gençlere istihdam sağlamak zorunda ve maalesef yeterli, yani işletmelerin yeterli sermaye birikimi olmadığı için bu finansmanı biz kabul etsek de, etmesek de, sevsek de, sevmesek de, hoşumuza gitse de, gitmese de kredi kanalıyla sağlayacağız. Bunu yapacağımız zaman da, bu yapılmaya başladığı zaman da bunun bir kısmı enflasyonu yukarı itecek. Bu da 5 değil. Yani 7 olur, 8 olur bilmiyorum ama 5 olmayacak. Şimdi tutmayacak bir hedef üzerinden kurulan stratejinin ekonominin diğer alanlarını öldürme riski, dondurma riski görüyorum ben en azından. Veya gıda fiyatlarında yapamayacağınız bir müdahale üzerinden gıda fiyatlarını baskılayamayacakken, gıda fiyatları enflasyonu yukarı itiyor, enflasyon yükseldi diye üzerine amiyane tabirle çullanıp çok aşırı yüksek faizler ve inanılmaz likidite sıkılaştırmalarının sizin de söylediğiniz gibi toplumsal sonuçları hesap edilip edilmedi mi, bunu çok merak ediyorum. Ama kanuna baktığınızda Sayın Başkan da ısrarla söylüyor, 1211 sayılı kanundaki görevimiz fiyat istikrarı diyor. Kanuna baktığınız zaman Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için faizleri artırdım diyecek. Ben bağımsızım, bağımsız bir şekilde para politikası araçlarını belirliyorum diyecek. Ama benim korktuğum şu, hedef 5, yıl sonu için tahmin 9.39-9.40 civarında ama gerçekleşen 14 oluyor. Şimdi bunu nasıl izah edeceğiz? Şimdi Merkez Bankası bu tür hedefler koyuyor, çok doğru.
2021 için 11,5 mu demişti? 2022 için 9,4 ya da 9,7, çok iyi hatırlayamadım şimdi. Ve 2023 için %5 hedefine vuracağım diyor. Şimdi Levent Hocam, ben size bir soru sorayım. Siz bu konularda çok ilgileniyorsunuz ve uzun zamandır da çalışıyorsunuz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, enflasyon hedeflemesi yapan ülkeler, enflasyon hedeflemesini çok az sayıda ülke gerçekleştiriyor, yapıyor. Ama enflasyon hedeflemesi yapmış olan ülkelerden hangisi başarıyla enflasyon hedeflemesini tutturmuştur? Yani bunu bir soru olarak söylüyorum. Bunu bir soru olarak soruyorum Hocam size. Ben hemen cevap vereyim. Benim bildiğim kalıcı olarak tutturan hiçbir ülke yok. Dönem dönem yok. Konjonktürel olarak kendi kendine tuttu bazı ülkelerde. Kendi kendine tuttu ama. Özellikle Amerika'nın aşırı genişleyip doların değerini düşürdüğü, dolar endeksinin değerinin düştüğü dönemlerde rastgele tutturanlar var, ama kalıcı bir, yani stratejiyle tutturup sağlayan ben bilmiyorum en azından. Öyle bir ülke yok. Öyle bir ülke yok. O zaman neden enflasyon hedeflemesi yapılır? Yani enflasyon hedeflemesi bu şekilde tutturulamayacak bir hedefse neden enflasyon hedeflemesi konusunda ısrar edilir? Dünyada çok fazla Merkez Bankası bu konuda ısrar da etmiyor. Yani benim bir dönem hatırladığım 8 civarında ülkenin enflasyon hedeflemesi konusunda ısrarı vardı. Enflasyon hedeflemesi yaptığını söyleyen ama o konuda ısrarcı olmayan daha fazla miktarda ülke var idi. Ve birçok ülkede enflasyon hedeflemesi hiçbir şekilde yapmıyor idi. Yani yaşayan ekonominin o dinamiklerine, kendi dinamik mekanizmalarına müdahale edebilecek daha esnek politikalar, para politikaları üzerinden davranıyorlardı. Özellikle bu kadar işte türev ürünlerinin, para ikamesi olan ürünlerin bu kadar yaygınlaştığı, teknolojinin bu kadar hızlı bir şekilde finansallaşmayı tetiklediği işte bir dönemde o şekilde para politikalarıyla, yani dirijan bir takım para politikalarıyla bu kadar dinamik ekonomileri idare etmek çok da mümkün değil. Şimdi bu bir tanesi. İkincisi, bu gıda fiyatları ile ilgili sizin söylediğiniz. Bence onu biraz daha açmamız lazım. Şimdi Antalya'da domates üreticisi domatesi 1 liraya üretiyor tarlada. Ama onun girdisi olarak kullanılan, yani 1 kilo domatesin 1 liraya üretilmiş olması, girdisi olarak kullanılan gübre, işte bir takım kimyasallar yurt dışından ithal ediliyor. Dolayısıyla o kur geçişkenliği varsa zaten o 1 liranın içerisinde o kur geçişkenliği var. Ama 1 liraya Antalya'da üretilmiş olan domates İstanbul'daki hale geldiğinde, aradan geçen o süre içinde tamam işte bir takım mazot, dizel, yakıt harcanıyor. O da ithal ediliyor. Türkiye onun için de döviz harcıyor. Ama aradaki mesela fark 1 lira Antalya'da üretilmiş, İstanbul'da hale geliyor 18 lira olmuş. Yani manava geldiğinde, sizin gidip ya pazardan almaya gittiğinizde domatesin, soğanın, işte patatesin fiyatları inanılmaz şekilde artmış ve bunu döviz kurunun etkisi olan mekanizmaları üzerinden o fiyat artışı gerçekleşmiyor. Ama başka bir takım işte bu simsarların, aracıların, taşıyıcıların, şunların bunların bindirdiği komisyonlar da o fiyatları artıyor. Dolayısıyla döviz kuru geçişkenliğinin işte gıda fiyatlarının üzerindeki yükselmesine katkısı o kadar söylendiği kadar çok büyük değil. Hele hele bizimki gibi tarım ürünleri üreten ve dünyada 50 tane üründe birinci, ikinci sırada olan bir ülkede, narenciyeden tutun zeytine, zeytinyağına kadar hem yarı sanayi girdisi olan tarımsal ürünlerde hem de diğer meyve sebze üretiminde bu kadar ayrıcalıklı bir ülke konumuna sahipken, tam belki kuraklığın, depolamanın şuyun bugün etkileri de olmuştur gıda fiyatlarının artışında, ama bunu döviz kurunun üzerinden düşünmek, oradan kurgulamak gittikçe zorlaşıyor. Dolayısıyla orada bir kalem oynatma gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bunu çok iyi izah edilmesi gerekiyor. Hem politika yapıcılara hem de yani bilinçli tüketiciye. Hocam, bu gıda fiyatları konusunda tabii Türkiye'de özellikle bütün bir zincirin ele alınması gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi
Yani tarlada 50 kuruş olan bir şey markette 3 lira, 4 lira, 10 lira olabiliyor. Şimdi burada benim gözlemim, benim izlemim, saha gözlemi tabii bunlar. Yani öyle oturduğum yerden değil, onu da belirteyim. Çünkü ben reel sektörü ve özellikle tarım tarafını çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Sürekli hani bu konuların sebebini öğrenmeye çalıştığım için birebir yaptığım çok fazla görüşme var. Onlardan benim gözlemim şu. Bir kere biz çiftçinin finansmanı noktasında daha doğru bir strateji belirlememiz lazım. Yani adı Tarım Bankası olan bankaların bile çiftçilere uyguladıkları faizler ve ödeme planları maliyetleri artırıyor. Hatta bazı durumlarda çiftçiler banka kredilerine ulaşamadığı için hukuk dışı finansal enstrümanlara yöneliyorlar. Tefecilere yöneliyorlar. Şimdi bu birinci sıkıntı. Maliyet artışı açısından. İkinci sıkıntı ürünlerin, yani çiftçilerin ürettiği ürünlerin bir takım aracılar, simsarlar tarafından çiftçiden çok ucuza alındığı halde çok oldukça yüksek komisyonlarla zincir marketlere iletildiğini görüyoruz. Ve üçüncüsü de bu zincir marketlerin yani hepsi demeyelim ama önemli bir kısmının fiyat belirlerken birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğunu görüyoruz. Şimdi burada da bir kartel kokusu geliyor burnumuza. Şimdi bir tanesi kriminal bir konu tefecilik. Bir tanesi kontrolsüz bir alan. Bu aracılar, komisyonlar vesaire. Bir tanesi de kartel riski var. Yani en azından benim burnuma böyle bir koku geliyor. Şimdi bunun sonucunda artan, inanılmaz artan fiyatlar görüyoruz. Elbette küresel gıda fiyatlarında bir artış var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün endeksinde, gıda fiyatları endeksinde bir süreden bu yana artış var. Bunda pandeminin etkisi var. Pandeminin sonuçlarını kestiremeyen ülkeler gıda ihracatını yasakladılar veya ilave gümrük vergileri getirdiler. Elbette bunun etkisi var ama son dönemde öncesinde de biz gıda fiyatlarını hep konuşuyorduk. Gıda fiyatlarındaki artışı konuşuyorduk. Şimdi buralarda yani bu zincirin neresine Merkez Bankası girebilir? Hiçbir yerine giremez. Dolayısıyla yani burada yapılması gereken konu para politikasının dışında. Ama biz görüyoruz ki para politikasının önemli bir kısmı gıda fiyatlarının enflasyonu baskılamasından kaynaklanacak şekilde sıkılaştırılmış görünüyor. Şimdi bunu ben raporda okudum. Sayın Başkan da söyledi bunu. Çünkü gıda fiyatları, gıda enflasyonunu yukarı yönlü revize ettik dedi tahminlerimizi. Şimdi onu siz yukarı yönlü tahmin edince enflasyonu da yukarı yönlü olabileceğini düşünüyorsunuz. Bu sefer hedefinize ulaşmak için daha fazla zamanınıza ihtiyacınız oluyor. Daha uzun yüksek faiz geliyor. Dolayısıyla bu konu birazcık daha sahada çözülecek, tarlada çözülecek bir konuyken bilgisayar ekranındaki denklemlerle çözülmeye çalışıldıkça daha çözümsüz hale geliyor diye ben korkuyorum. Bir de bizim bir meşhur gıda komitesi işimiz var. Gıda komitesi bugüne kadar Merkez Bankası'nın sekreteryasında defalarca toplandı. Oradan da bir sonuç alamadık. Çünkü işte en sonki toplantıda işte bir veri erken uyarı sistemi vesaireye ilişkin bir altyapı kurulacağı. Daha biz hala uyarı sistemi kısmındayız. Oysa fiyatlar uçup gitmiş durumda. Bütün bunları... Ama Levent Hocam, o uyarı sistemi daha önce kurulmamış mıydı? Yani işte şimdi ne yapacağız belki hocam? Yani sürekli hal yasası daha önce çıkmıştı, hal yasası. Yani sürekli aynı konuları ben yani son 10 senedir hep aynı konuları konuşuyoruz. Hal yasası çıktı, çıkacak, hal yasası çıkıyor. İşte bu erken uyarı sistemi neydi o tanzim satış büroları işte evet. Şimdi şeyde bu kritik olan bir takım gıda mallarına nark koymak falan evet. Değil mi? Fiyat şey ya bunlar sürekli konuşulan konular ama merkez bunun neresinde hakikaten Merkez Bankası o da bir soru işareti olarak duruyor o yani durumdan kendisine vaziyet çıkartıyor ve bu faizleri yukarıda tutmak için bir şekilde işte gerekçe olarak bunu kullanıyor evet. Duruyor. Hocam bir de benim bir eleştirim var. Buna da ilgili bir yazı da yazmıştım. Çok da dönüş oldu. Şimdi benim gördüğüm şu. Bizim gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları bu dinamik stokastik genel denge diye bir model var. İşte o modelde de işte biraz yüksek reel faiz verirsen
enflasyonu düşürürsün. Millet talebe yönelmez, tasarrufa yönelir. Onu da getirir bankada faizle tutar. İşte biraz dolarizasyon artarsa reel faizi artırırsın. Dolarizasyonun önüne geçersin, enflasyonu düşürürsün falan. Böyle bir genel denge, dinamik stokastik denen genel denge modeli dolaşıyor ortalarda. Buna göre analizler, rakamlar, ekonometrik bir takım modeller falan. Ama şimdi siz de bahsettiğiniz için o kısmı açmak istiyorum. Bu ters dolarizasyon, Merkez Bankası'nın ifadesiyle ters para ikamesi bir türlü başlamıyor. Şimdi burada Merkez Bankası daha fazla faiz verse de başlayıp başlamayacağından emin değiliz. Çünkü %17 politika faizi, mevduatta 18.75'leri gördük. Enflasyon 14.60. Yani biz kabaca politika faizine bakarsak 3 puana yakın reel faiz veriyoruz. Piyasadaki mevduat faizlerine bakarsak 4 puandan fazla reel faiz veriyoruz. Ama ben yine bakıyorum Merkez Bankası'nın verilerine. Hem yani hem gerçek kişilerin, hane halkı gerçek kişilerin, hem de tüzel kişilerin döviz tevdiat hesaplarında tuttuğu döviz artıyor. Yani Yani düşmedi. 2,5 milyar dolar falan arttı değil mi Levent Evet. hocam? Yani düşmediği gibi, yani %17 politika faizi ve ona bağlı verilen reel faizle düşmediği gibi artmaya da devam etti. Şimdi acaba burada Türk halkının tasarruf alışkanlıkları bir kenara bırakılıp bu ne üdüğü belirsiz genel denge modelleriyle oluşturulan modellerin yani bir kere daha mı gözden geçirilmesi lazım diye şey yapamadım. Yani düşünemedim. Yani buna bir bakmak lazım mı? Çünkü Türk halkının tasarruf alışkanlıklarına baktığımızda bununla ilgili 3 tane çok ciddi araştırma var. Bir tanesi Kadir Has Üniversitesi'nin, bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin, bir de Geçmişte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir araştırması vardı. İnsanlar faizin kendisinden kaçıyor. Özellikle Anadolu'da faizin kendisinden kaçıyor. Seviyesiyle ilgili bir problemi yok. Ve bu paranın da önemli bir kısmı, işte 230 milyar dolar, 235 milyar dolardı en son benim baktığımda. 151 milyar dolarını gerçek kişiler tutuyordu. Büyük bir kısmı gerçek kişiler tarafından tutulduğuna göre, acaba biz bu gerçek kişileri ikna etmek için faiz vermek yerine onlara güvenebileceği, emin olabilecekleri bir faizsiz finansal enstrüman üretsek, bir de onu mu denesek acaba? Çünkü 20 yıldır bu yüksek faizi deniyoruz. Hatta belki 60 yıldır deniyoruz. Biraz daha geriye gidelim. IMF tarihini, yani Türkiye ile IMF'nin bir araya geldiği dönem diyelim. Başımız sıkıştığında 60 yıldır yüksek faizi deniyoruz. Bir türlü olmuyor. Terse dönmüyor. Bu konuda sizin bir bakış açınız nedir? Onu da duymak istedim. Bu konuda dediklerinize katılıyorum Levent hocam. Şeyde şimdi bu Merkez Bankası işte idare değiştikten sonra aldığı faiz kararlarıyla bahsettiğiniz gibi pozitif getiri vermeye başladı. O işte dediğiniz gibi %4, %5 civarında. Yani dünyada en fazla pozitif getiri sağlayan ülkelerden bir tanesi biziz. Ben Hindistan'ın önümüzdeki sene büyüme tahminlerine baktım. %11,5. %11,5 büyüme tahmini olan bir ülke ve bunu yani Hindistan Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama bu %11,5 büyümeyi gerçekleştirebilmelerini ya öyle bir tahminde bulunmalarını düşük faiz haddine bağlıyor. Aynı şekilde mesela İtalya'daki bankacılık kesiminin rahatlatılması üzerinden yapılan çalışmalar orada faizlerin aşağı çekilmesine dayatıyor, getiriyor. Tabii mesela büyüme hızları açısından Çin Halk Cumhuriyeti 8,1 büyüyecek. Şimdi Türkiye için IMF'nin iddiası ya yani öngörüşü %6 civarında 2021'de Türkiye ekonomisinin büyüyeceği. Ve bakıyoruz Merkez Bankası bu idare değiştikten sonra aldığı o pozitif getirdiği faizler o günden bugüne 15 milyar dolar civarında bir para girişi olmuş Türkiye'ye. Yani bu pozitif faiz Türkiye'de tasarruf edenlerin tasarruflarını bankalara yönlendirmekten ziyade yabancıların tasarruflarını Türkiye'ye çekmiş ve Türkiye'deki tasarruf edenlerin tasarruflarını da dolar üzerinden bankalardaki mevduat hesaplarının artırılması şeklinde gerçekleştirilmesi sağlanmış. Yani o 15 milyar dolar içeri gelen para
2,5 milyar dolar civarında mevduat hesaplarındaki artış dolarizasyonu tersine çevirmemiş. Aynı zamanda merkezin mesela bakıyoruz rezervleri de işte yani buna koşut olarak belli bir miktarda artmış ama beklendiği kadar da çok büyük miktarlarda artmamış. Şimdi dolayısıyla burada faizlerin bu tasarruf mobilizasyonunu gerçekleştirebilmesi kadük kalmış. Çok fazla başarılı olamamış. Ama yabancıların Türkiye'ye olan ilgisini arttırmış. Kaldı ki geçen gün yabancı bir fon yönetimi içinde çalışan birisi şöyle bir şeyden bahsediyor. Temmuz ayında Türkiye ile ilgili olarak yatırımcıların hiçbir ilgisi yokken, yani telefonumuz çalmıyordu derken, şimdi haftada 200 civarında yabancı yatırımcıyla görüşüyoruz diyor. Yani bütün bu gelişmeler bir şekilde yabancı sermayeye Türk varlıklarını ve Türkiye'deki zenginliği aktarmanın bir mekanizması olarak çalışıyor. Ama Türkiye niye kendini böyle bir noktaya getirip kilitledi? Yani neden biz ve bu konuyla ilgili yapılan ya dudak uçuklatıcı hesaplamalar var. Yani yurt dışına yabancılara aktarılan o kar anlamında. Şimdi Türkiye neden bu noktaya geldi? Üretimin işte dış bağımlılığı yüzünden. Siz burada yerli milli üretim yapmak için faizleri düşük düzeylerde tutup işte yerli üreticiye hem gıda sektöründe olsun, diğer sektörlerde olsun, yerli üreticiyi, milli üreticiyi destekleyecek, yatırımcıyı teşvik edecek bir politika izleyeceğiniz yerde kalkıyorsunuz, üretim bağımlılığı dışa üretim bağımlısı olan bir ekonominin devam ettirilmesi için böyle bir daraltıcı para politikası izleyerek ülkenin özellikle bu dönemde, yani pandeminin, salgının bu kadar yaygın olduğu bir dönemde ve onun iktisadi daraltıcı etkilerinin çok ciddi bir şekilde hissedildiği bir dönemde siz kalkıyorsunuz bu politikalarda dışarıya kar transferlerini tetikliyorsunuz. Bu korkunç bir şey aslında, böyle bir duruma gelinmesi ve bunu şununla açıklamanız da mümkün değil. İşte kurlar 8.60'a vurmuştu ki orada 8.60'a neden vurduğunu, bunun iktisadi anlamda mantıki, rasyonel bir açıklamasını getirebilecek kimse var mı? Kalktığınız 8.60'a vurmuştu, oradan 7.30'a geri çektik. 7.40'a 7.30'a geri çektik. Bu bir başarıdır. Bundan sonrası işte günlük güneşlik ve büyümeyi de sağlayacak. Böyle işsizliği düşürecek, gelir dağılımı bozukluğunu halledecek ve ülkeyi düze çıkaracak bir dönemi başlatmaktadır diye söyleyebilmek için, bu iddiada bulunmak için şu biraz önce bahsettiğim veriler çerçevesinde konuşmak için çok erken. Ve o konuşmalar da çok iddialı olur. İnşallah haklı çıkarlar ve ülke hırpalanmaz. Ama bugün bakıyoruz o dudak uçuklatıcı hesaplamalara baktığımızda sizin 1 milyon dolarınız varsa Amerika Birleşik Devletleri'nde bankaya yatırdığınız 1 milyonun getirisini Türkiye'ye getirip Türk lirasına çevirip Türkiye'de faizi, o reel faizi aldıktan sonra bu kurlardan dolara çevirdiğinizde elde edeceğiniz getiri Amerika Birleşik Devletleri'nde elde ettiğinizden bilmem kaç yüz misli getiriye tekabül ediyor. Yani böyle bir şey olacak gibi değil. Yani evet, döviz getiriyorsunuz, kurları düşürüyorsunuz ama bunun getirdiği toplumsal yükümlülüğü sırf para politikası, yani hocam hemen başarılı oldu diye savunabilir misiniz? Evet. Hemen söyleyeyim hocam, o hesaplamayı sizinle herhalde yapmıştık, konuşmuştuk. Hızlıca da buldum onu. Hocam 1000 dolar kazanıyor Amerika'da. Evet. Bizde 47.497 dolar oluyor. 47.497 dolar. Yani şeye bakar mısınız, aradaki farka? O, orada kalsa 1000 dolar ama. Orada kalsa tabii. Ya buraya getiriyor. Bunun adı ne hocam? Bunun adı carry trade oluyor. Carry trade. Ve carry trade'i kapatamayız diyor sistemi. Yani biz de şeye seviniyoruz. Sermaye girişi oldu. Yani bize işte Amerika'dan sermaye girişi oldu. Oldu da ne kadar geri götürdü? Yani bu sıcak paranın
Washington konsensüsü hikayesinde sermaye hareketlerini serbest bırakın, sizi kurtaracak olan yabancı para girişidir hikayesinde bugün, yani bugün para geldiğinde çok iyi ama çıkarken ne oluyor? Dolayısıyla üretime katılmayan, üretimin konusu olmayan hiçbir finansal hareketin başarılı olamayacağı, tam tersine ülkeyi yıkıma uğratacağı, o Wall Street, Main Street tartışmasında da Amerika'da olduğu gibi karşımıza çıkıyor hocam. Müsaade ederseniz hani içeriği bayağı uzun ele aldık. Merkez Bankası politikalarını, faiz politikalarını. Bir de şu Amerika'ya bakalım. Amerika'da bir süreden bu yana yine Main Street, Wall Street tartışması başladı. Orada da finans sektörüyle reel sektör arasındaki uçurum giderek artıyor. Ve ben geçen yıl paylaşmışım o görüntüyü. Bu yıl retweet ettim. Bernie Sanders'ın bir kısa programında Wall Street'le ilgili şöyle bir ifadesi var. Burası diyor, eğer benim diyor görüşüme göre bir şirket too big to fail haline geliyorsa diyor, aslında o diyor too big to exist olması lazım diyor. Şimdi Wall Street için too big to fail değil, too big to exist. Yani var olmak için çok büyük bir yapı var, olarak baktığımızda siz Amerika'daki son durumu, bu teşvik 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında da nasıl değerlendirirsiniz hocam? Ne olacak Amerikan ekonomisi? Şimdi Levent hocam, tabii Amerika ile ilgili ilginç gelişmeler var. Biden'ın idaresi bu olayların, gelişmelerin kolay kolay ilerlemeyeceğinin işaretlerini de veriyor bütün dünyaya. Tabii her şeyden önce bu 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketinin geçirilmesi söz konusu. İşte o senatoya gitti gitmedi, kongreden geçti geçmedi tartışmaları devam ediyor. Orada büyük bir ihtimalle orada oluşmuş olan matematik bu konuda bir takım kısıtlar getirecek Biden idaresine. Yani Biden yönetimi bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarılmaların, o parçalanmışlığın yamalanması, tedavi edilmesi konusunda alacağı bir takım önlemler söz konusu. Ama ben hemen şunu söyleyeyim ve bunu da zaten hem sizinle konuşuyoruz hem tweetlerde yazıyoruz. Biden yönetiminin başarılı olabilmesi için becermesi gereken bir takım şeyler var. Her şeyden önce bu askeri endüstriyel kompleksin geleceğe yönelik projeksiyonlarının küresel ölçekte nasıl olacağı, neler, oradan ne tür getiriler elde edebileceği konusunda açık ve net olması lazım. O konuda, yani küresel projeksiyonun, bu küresel gerilimlerin, jeopolitiğin askeri endüstriyel kompleksi ne tarafa doğru evrileceği konusunda çok da yönlendirici bir durum yansıtmadığını görüyoruz. İkincisi bu tarım sektörü. Evet, dünyada çok ciddi şekilde tarım sektöründe bir takım sıkıntılar var. Örneğin Hindistan'da, biraz önce ondan bahsediyorduk. Hindistan'da çiftçiler, köylüler traktörleriyle özellikle Kerala bölgesinden başlamak üzere çok kitlesel hareketlere başlamış durumdalar. Aynı benzeri olaylar Avrupa Birliği'nde de var. Bu özellikle ortak tarım politikası çerçevesinde ve o ortak tarım politikasının Afrika'dan gelen ürünlere karşı geliştirdiği o korumacılık çerçevesinde hem Avrupa Birliği içerisindeki tarımsal kesimin sıkıntılarını tetikledi hem de Afrika coğrafyasındaki tarım kesiminin sıkıntılarını tetikledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu redneck ülkeleri, yani Orta Amerika, Orta Batı Amerika'nın, Midwest'in, oradaki büyük çiftlik sahiplerinin o güçlü lobilerini Joe Biden nezdinde harekete geçirmesini getirdi. Yani bir yandan askeri endüstriyel kompleksi bir şekilde cevap verebilmesi gerekirken aynı zamanda tarım sektörünü, onları da bir yumuşatması gerekiyor. O yumuşatma da o tarımsal üreticilerin başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere ihracat yaptıkları ülkelerle iyi geçinmeyi de gerektiriyor. Ama Çin Halk Cumhuriyeti'ne bakıyoruz. Orada bu ithalat konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne verdikleri o sözü yerine getirmediler. Getirecek gibi de durmuyorlar. Dolayısıyla tarım kesiminin yumuşatılması ve bu Çin'in işte Amerikan tarım ürünlerini ithal etme, soya fasulyesi gibi ürünleri ithali konusunda
Çin'e ithal edilmesi ya da Amerika'dan oraya ihraç edilmesi konusunda bir takım sıkıntılar var. O tarım kesiminin kimyasını bozuyor açıkçası. Tabii üçüncü olarak ve en önemlisi de Wall Street. Şimdi Wall Street bakıyorsunuz çok büyük bir zenginlik üzerine oturuyor. İşte küresel gayri safi milli hasıla 80-85 trilyon dolarken Wall Street'in üzerine oturduğu köpük 1 trilyon doların üzerinde olan bir köpük. Ve bunun Wall Street'e özellikle son 30 senedir uygulanan o biraz önce bahsettiğiniz Washington uzlaşısı modeli etrafında sağladığı avantajları Wall Street elden bırakmak istemiyor. Elden bırakmak istemiyor. Ve bir şekilde o zenginliği, o avantajlarını korumak için dişiyle tırnağıyla savaşıyor. Şimdi Joe Biden bu üç kesimin, yani Wall Street'in, tarım kesiminin ve askeri endüstriyel kompleksin arasındaki o pastadan aldıkları payı bir şekilde, adil bir şekilde paylaştırmak durumunda. Wall Street'i elde etmiş olduğu ve bir kısmını da bizden elde etmiş olduğu o kar transferlerinden, karlarından vazgeçirmeye, ona razı etmek zorunda Wall Street'i Joe Biden. Ve bu son derece güç bir görev. Yani o 2-3 sektörün birbirleriyle belli bir denge etrafında buluşmasını sağlaması son derece güç ve buna 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketi de çok fazla yardımcı olmayabilir. Bunun üzerine ek işte Black Lives Matter, bu işte siyah hayatlar önemlidir. Wall Street'i işgal edin, %99 hareketi, o dipten gelen ve yoksul kesimlerin bu pastadan kendilerinin de pay alması gerektiğini söyleyen kesimlerin tepkilerini ekleyin. Bernie Sanders'ın yün eldivenli fotoğrafını, kenardan seyrettiği fotoğrafı, onu üstüne ekleyin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden idaresinin çok güç bir iktisadi durumla karşı karşıya olduğunu, bunun da Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel projeksiyonunun sınırlı bir projeksiyon olacağını, olabileceğini, hele hele Asya Pasifik'teki gelişmeler çerçevesinde düşünürsek çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kalacağını söyleyebiliriz. Tabii Avrupa Birliği ile geliştireceği ilişkiler, Brexit sonrası İngiltere'nin oyun kurucu olarak bütün bunları nasıl idare edebileceği, yani bir zihin pratiği olarak nasıl devreye girebileceği, bütün bunlar da açık uçlu sorular olarak Joe Biden idaresinin önünde duruyor gibi olacak. Hani küresel ölçekte bu tabii en önemli belirleyici koronavirüs ve bununla hele o virüsün mutasyona uğramış şekliyle ve aşının dağılımıyla onun getirdiği olumlu havanın akameti uğramasıyla bağlantılı olarak bütün bu sorunların katlandığını ve Joe Biden'ın kucağına atılmış olduğunu düşünürsek işi çok zor Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Biden idaresinin diyebiliriz şu aşamada. Evet hocam, bir de meşhur son günlerin hikayesi, GameStop hikayesi var. Evet. Yani orada da hedge fund yöneticilerinin düştüğü durumu yakından takip ediyoruz. Gülerek söylüyorum çünkü bu hiç beklenmeyecek bir şeydi. Wall Street'in böyle bir şeyle karşı karşıya kalabileceğini, yani sıradan diye, yani Wall Street'tekilerin o biz hep eleştiriyoruz ya dikine çizgili takım elbiseli arkadaşların hiç hesap edemeyeceği bireyler bilgisayar ekranlarının başından hedge fund yöneticilerini dipsiz bir kuyuya attılar GameStop üzerinden. Levent hocam, bu Reddit denen bir şey var ya, bir platform bu. Platform bu GameStop'u ya o platform üzerinde işte $100 $200 parası olanlar bir forum olarak toplanıyorlar, değil mi? Evet. Forumda da short selling yapıyorlar. Yani başka hisse satın alıyorlar. Ama mesela işte $100-$200 böyle parası olan ama 1000-2000 kişi bir araya geliyor. Ondan sonra ve bunlar karar veriyorlar, işte GameStop'un şeylerini alacaklar, hisselerini alacaklar. Bir anda ona yükleniyorlar. Sonra mesela onu cezalandırıyorlar.
Gene hep birlikte satarak. Yani küçük küçük, şimdi bu Reddit gibi platformlar bu tür küçük küçük yatırımcılara inanılmaz bir güç sağlıyor. Yani biraz önce siz söylüyordunuz ya, too big to exist, too big to fail diye. Hakikaten öyle. Bir anda too big to exist haline geliyor bunlar. Ve ama şu da var, yani ben bahsettim ya, bu Wall Street'teki dişiyle tırnağıyla savaşıyorlar diye. Robin Hood diye bir şey çıktı hemen arkasından. Evet. Ve bu tür küçük yatırımcıların o Wall Street'e girip işte o Reddit gibi forumlarda toplanıp, hani bunlar şey gibi, sosyal medyayla bir araya gelip sokak gösterisi yapanlar gibi. Ondan sonra bir araya gelip toplanmalarının önüne engel getirdi Robin Hood, o platform. Yani o büyük yatırımcılar bu küçüklerin Wall Street'e girip kendilerine işte yani böyle bir kazanç ya da böyle bir kaldıraç elde etmelerinin önüne geçmeye çalıştı. Çalışıyor ve onu da beceriyor. Yani orada da şimdi kim derdi ki mesela 20 sene önce ya da ben doktoramı yaparken, ki ben finans üzerine doktoramı yapıyorum, böyle bir sınıf savaşımı Wall Street'te gerçekleşecek diye. Evet hocam. Yani buna inanmak böyle bir şey, yani fanteziydi. Böyle fantezi gibi bir şey olurdu bu. Ama gerçekleşti işte. Teknoloji onu sağlıyor. Ve o açıdan da çok ilginç bir dönem tabii. Evet hocam. Yani koronavirüs, bu finans dönemi, faizler, kurlar falan. Çok ilginç bir dönem. O küçük küçük 100 dolar, 200 dolar olan sade vatandaşlar işte bu Robinhood ve Reddit gibi platformlar üzerinden hocam 5 milyar dolarlık bir trolleme diye geçti tarihe. GameStop'ta evet. Yapılan işlem. Ve yani birkaç kişi bir araya gelince ve onun arkasına da o 50 dolar, 100 dolar olan 50 dolar, 100 dolar olan yatırımcıları alınca batıyor, batacak. Artık eskisi gibi büyümesi mümkün olmayacak bir şirket denilen GameStop'un hisselerini uçurdu ve genel ifadeyle 5 milyar dolarlık bir trolleme diye tarihe geçmiş oldu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet her zaman çok keyifli ve bilgilendirici. Katkınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu haftalık, ben teşekkür ederim Levent Hocam. Yani çok hızlı aktı zaman. Ben de tam anlayamadım ama bitirmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler katıldığınız için. Mutlu günler diliyorum hocam. Politik ekonomiden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta küresel ekonomideki ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere. Mutlu günler diliyoruz.